mikrofonu. Ya İrfan geçmiş olsun. Fatih. Fatih. Çek bakayım. Şimdi bir önceki seçimlerde Sayın Başbakanımızın yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personelin kadroya alınacağı ile ilgili bir vaadi olmuş. O dönemde 200 bin sözleşmeli personel kadroya alınmış. Fakat yerel yönetimlerde çalışanlar alınmadığı için bununla ilgili bir talep bize iletildi. Biz Sayın Başbakanımıza konuyu aktardık. Sayın Başbakanımızın böyle bir sözün olduğunu kendilerine ifade ettik. O da bizim hiçbir sözümüz yerde kalmamıştır dedi. Dolayısıyla yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili biz çalışmalarımızı şu anda sürdürüyoruz. İnşallah bu dönem içerisinde, yani bu yasama yılı içerisinde ya başında ya sonuna kadar mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Yani onunla ilgili yasal düzenleme hazır. Ama genelde sözleşmelilerle ilgili bir talep var. Yani sözleşmeli dediğiniz zaman şu anda 156 bin sözleşmeli var bizim sistemimizde. Bunlarla ilgili bazılarının talepleri, yani bazılarının ise sözleşmeli kalma talepleri var. Bu boyutuyla da bir kez daha bir sözleşmelilik sistemimizi gözden geçirme imkanını elde etmiş olacağız. Ama vaadimiz olan yerel yönetimlerdeki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunda bir sıkıntı yok. Onunla ilgili düzenleme yapacağız. Kaç kişi kaptırıyor yerel yönetimlerde? Son baktığımızda 17.800, işte 18.000 belediye çalışanı, yerel yönetim çalışanı vardı. Ama son rakamlar ne oldu? Mutlaka onda bir tarihi olacak. Yani bir yerde kesilmesi gerekiyor. Bu konuda bazı duyumlar kulağımıza geliyor. Yani nasıl yerel yönetimdeki sözleşmeliler kadroya alınacak diye yaygın bir şekilde sözleşmeli alımı veya sözleşmeli personel sayısında bir artış söz konusu olduğu şeklinde bilgilerde ulaşıyor, duyumlar da var. Bunlar yanlış yaklaşımlar yani. 2014 yerel seçimden önce çıkar mı Sayın Bakanım? Yani bu çıkacak, bu bizim kamuoyuna taahhüdümüz. Belki hemen yeni yılla birlikte yapacağımız düzenlemelerin bir tanesini yer alabilir yani. Hadi kolay gelsin. Yeni var değil mi? Zahmet.